Merhabalar, Ehliyet Hocama hoş geldiniz. 2024 MEF müfredatında çıkmış SRC sınav sorularını derledik sizler için. Değerli arkadaşlarım, burada gördüğünüz sorular çok sıklıkla çıkmış veyahut da çıkma ihtimali yüksek sorulardan oluşmaktadır. Yoğun istek geldi, bu yüzden bu videoyu çekme ihtiyacı duyduk. Bu videonun devamının gelmesi için, SRC videolarının da devamının gelmesi için lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Değerli arkadaşlarım, yine bizleri Instagram'dan takip ederseniz yeni videolarımızı oradan da haberdar olabilirsiniz diyorum. Fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Hemen videomuzla devam edelim arkadaşlarım. Evet, birinci sorumuz şöyle gelmiş arkadaşım. Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel kavramlarından biri değildir? Vicdan, iyi kötü kavramları, ahlaki bildiri, erdem ve fazilet. Değerli arkadaşlarım, burada doğru cevabımız C şıkkı olacak. Ahlaki bildiri bunlardan biri değildir canlar. Bir davranışın etik sınırlar içerisinde değerlendirilmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Doğru yanlış davranışları belirlemek, doğru davranışları yazılı hale getirmek, yanlış davranışları yazılı hale getirmek, doğru yanlış davranışları belirlemek, yazılı hale getirmek ve uygulamak. Doğru cevabımız değerli arkadaşlarım. Bakın, hepsinde parça parça vermiş. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlarım. Burada hepsinin toplandığını görüyoruz. Evet, devam ediyorum bir sonraki soru ile. Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır arkadaşlarım? Bunu size parçalı olarak da sorabilirler. Yine böyle bu şekilde sorabilirler arkadaşlarım. Ya şöyle diyebilir adam. Vitesler büyüdükçe motorun gücü ve hız hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir şeklinde de size bu soru sorulabilir. Evet, A şıkkı şöyle demiş. Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır ancak motor gücü azdır. Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır, motor gücü fazladır. Büyük viteslerde daha az hız sağlanır ancak motor gücü fazladır. Büyük viteslerde daha az hız sağlanır, motor gücü azdır. Değerli arkadaşlarım, doğru cevabımız A şıkkı olacak. Büyük viteslerde daha fazla hız sağlanır ancak motor gücü azdır değerli arkadaşlarım. Böylece siz ne yaparsınız? Büyük viteste biraz araç hızlandıktan sonra zaten yakıt sarfiyatı ne olacaktır? Düşecektir arkadaşlarım. O yüzden şehir içerisinde çok yakar araçlarımız. Şehir dışında ne yapar? Az yakar. Motorlar yakıt çeşidine göre nasıl sınıflandırılır? Mazot, fluil ve LPG. Mazot, fluil ve LPG verilmiş. B şıkkında benzin, dizel, LPG. Dizel, fluil, LPG. Gaz yağı, mazot ve LPG. Değerli arkadaşlarım, bu arada SRC'ye gidecek arkadaşlarım. Birkaç video öncesine giderseniz, oralarda göreceksiniz yani. Yay hafta kanalın arama kısmına yazarsanız motor videolarında bunları da açıkladık yine değerli arkadaşlarım. Doğru cevabımız burada B şıkkı olacak. Benzinli, LPG'li ve dizel olmak üzere 3 çeşit arkadaşlarım bizim motorumuz var. Tabi ilerleyen artık teknoloji gelişiyor. Bunların yanına belki bir de neye ekleyeceğiz? Elektrikli motorları ekleyeceğiz arkadaşlarım yakıt çeşidine göre. Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz, donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Buna göre antifriz kullanımı motorda hangi durumda tercih edilmelidir? Her türlü iklim şartlarında, sadece sıcak yaz aylarında, sadece zorlu kış koşullarında, donma gerçekleştikten sonra. Arkadaşlar doğru cevabımız A şıkkı olacak. Her türlü iklim şartında bunu ne yapmamız lazım? Bizim kullanmamız lazım ki aracımızı korusun. Bu arada arkadaşlarım aklınızda bulunsun. Tabii her zaman kullanacağız diyoruz ama eğer önceden kullanılmamış bir araca siz bunu koyarsanız %90 o radyatörde delik varsa hepsini açacaktır. Su kaçırma ihtimali de vardır. Onu da lütfen dikkat edin. Serviste koydurmayı unutmayın arkadaşlarım. Devam ediyorum. Rentek manevrası nedir? Sedye ile taşıma yöntemidir. Araç içinde yaralının omuriliğine zarar vermeden çıkarma tekniğidir. Hasta yaralıyı sedyeye alma tekniğidir.
acil taşıma tekniğidir. Doğru cevabınız arkadaşlarım B şıkkı olacak. Herhangi bir yanma, patlama veyahut da kişinin kalp krizi, yani kalbi durma tehlikesi varsa araç içindeki yaralı bağış boyun gövde ekseni bozulmadan arkadaşlarım düz bir biçimde çıkartılır. Biz buna Rentek manevrası ismini veririz. İlk yardımda solunumun durduğu nasıl anlaşılır? Bak, dinle, hisset yöntemiyle göğüs kafesinde hareketsizlik varsa, hasta bilincini kaybetmişse, deri kül rengi olmuşsa, göz bebekleri çok büyümüşse. Arkadaşlarım doğru cevabımız A şıkkı olacak. Bak, dinle, hisset yöntemiyle biz solunuma bakarız. Arkadaşlar derinin kül rengi olmasını vesaire beklerseniz göbül bebeğini çoktan onu hastayı yani kaybetmişsiniz demektir. Aman diyeyim, bak dille hisset yöntemi varken bunlarla uğraşmayın arkadaşlar. Kazazede konuşamıyor, öksüremiyor, refleks olarak iki eliyle boğazını tutuyorsa bunun nedeni nedir? Zehirlenme, şok, koşma ve soluk yoluna yabancı cisim kaçması demiş. Arkadaşlarım doğru cevabımız D şıkkı olacak burada. Öksüremiyorsa, ellerini boğazına götürüyorsa zaten refleks olarak yapar bunu. Boğulmalarda görürüz biz bunu arkadaşlarım. Doğru cevap D şıkkıdır. Hemen ne yapmamız lazım? Hemlik manevrası yapmamız lazım. Kişinin arkasına geçeceğiz ve onu hızlıca ne yapacağız? Diyaframına, karın bölgesine baskı uygulayarak boğazındaki şeyi çıkarmaya çalışacağız. Bir sigorta sözleşmesinin oluşumunda tamamen karşı tarafın vermiş olduğu bilgiye güvenmek durumunda olmaları hangi kavramla ifade edilir? Bakalım şöyle kavramlarımıza. Halefiyet, zilliyet, azami iyi niyet, dürüstlük. Doğru cevabımız arkadaşlarım C şıkkı olacak. Azami iyi niyet. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi sigortanın ana ilkelerinden birisidir? Poliçe prensibi, yakın neden prensibi, fesih prensibi, prim prensibi. Doğru cevabımız değerli arkadaşlarım B şıkkı olacak. Yakın neden prensibi olacak arkadaşlarım. Devam edelim bir sonraki soruyla. Bir ülke sınırları içinde bir sigortanın branşının konusunun kapsamının ne olduğu ve o sigorta branşının bütünüyle nasıl uygulanacağını gösteren yasal doküman aşağıdakilerden hangisidir? Sigorta klozu, sigorta zeyilnamesi, sigorta poliçesi, sigorta genel şartları. Doğru cevabımız arkadaşlarım burada D şıkkı olacak. Sigortanın genel şartları şeklinde belirtilmiştir. Tır sistemine göre kamyon üstü yapılan gümrük işlemlerine ne ad verilir? Dahilde işleme, supalan işlemi, ellemeçleme, depolama. Doğru cevabımız arkadaşlarım B şıkkı supalan işlemi olacak. Devam ediyorum arkadaşlarım. Karayolu taşıt onay belgesi hangi dillerde basılır demiş. Belgeyi veren ülkenin dilinde sadece İngilizce, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca ve Çince, belgeyi veren ülkenin dilinde Fransızca veya İngilizce diye şıklar da verilmiş. Doğru cevabımız arkadaşlarım D şıkkı olacak. Belgeyi veren ülkenin dilinde Fransızca ve veya arkadaşlarım İngilizce olaraktan basılır bu belge. Devam ediyorum. 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli hallerden değildir demiş arkadaşlarım. Örgütlenerek kaçakçılık yapma, 3 veya daha fazla kişiyle kaçakçılık yapma, başka birinden destek alma, belgede sahtecilik yapma. Doğru cevabımız arkadaşlarım C şıkkı başka birinden destek alma olacak. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kaçakçılık suçunu ağırlaştıran nedenlerden birisi değildir? Teşebbüs halinde kaçakçılık, devlet ve kamu güvenliği aleyhine kaçakçılık, ceza ehliyeti olmayanları kullanma, kaçakçılığa müsamma ve yardım değerli arkadaşlarım. Doğru cevabımız A şıkkı. Teşebbüs halinde kaçakçılık bunlardan birisi değildir arkadaşlarım. Devam ediyorum.
Gümrük mevzuatına göre Türkiye gümrük bölgesine giren araçların depolarında bulunmasına izin verilen azami yakıt miktarı ne kadardır? 250 litre, 700 litre, 900 litre, 1200 litre. Doğru cevabımız değerli arkadaşlarım C şıkkı 900 litre olacak. Devam ki aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinin filo yönetiminde sağladığı avantajlardan biri değildir demiş. Kontrol etme, yönlendirme, tamir etme, sorun giderme. Arkadaşlarım kesinlikle kontrol amacında çok işe yarıyor filo yönetiminde. Yönlendirme yine aynı şekilde. Ancak tamir etme seçeneği maalesef yoktur arkadaşlarım. Belki kısa küçük çaplı sorunları giderebilirsiniz. Ancak C şıkkı tamir etme burada bulunmamaktadır. Devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir? Gösterilen gerçek alan azdır. Arıntı fazladır. Küçültme oranı büyüktür. Ölçek faydası büyüktür. Doğru cevabımız arkadaşlarım A şıkkı olacak. Eğer zaten lise müfredatının 9. sınıfını almışsanız arkadaşlarım bu soruyu kolayca yaparsınız. Aşağıdakilerden hangisi trafikte hoşgörü sahibi olan birinin göstereceği davranış şekli değildir? Öfkeli olmak, bencil olmayan, sabırlı, nezaket sahibi. Doğru cevabımız arkadaşlarım gayet basit zaten ehliyet alırken de bu sorular çıkmıştır karşınıza. A şıkkı öfkeli olmak arkadaşlarım burada bu davranışlardan biri değildir. Öfkeli olmak, sabırlı olmamak bunlar bu davranışlardan değildir arkadaşlarım. Hangisi araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir demiş. Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi, karşılaşan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi, radyo, müzik açması, derin nefes alması. Arkadaşlarım doğru cevabımız B şıkkı olacak negatif çözümü. Adam işte boğazlayıvereceğim, adamı işte suya batırıvereceğim. Arkadaşlar gözünüzü seveyim 5 saniyelik sinir için 20 yılınızı yakmayın. Aman diyeyim bak bu şoförlükte vesaire en çok karşınıza gelecek olan şeyler bunlar. Aman diyeyim ya taksici seni sıkıştırmış olabilir, sinir etmiş olabilir. Adamın zaten kamera çekme zevki var anladınız mı? Kamyoncu kardeşlerim biliyordur yani arkada adam kameraya çekiyor böyle. O sırada sağa sola geçmiş seni umursamıyor. Biliyorum çok can sıkıcı bir durum ama lütfen tekrar söylüyorum. 5 dakikalık bir öfkeyle 20 yılınızı yakmayın arkadaşlarım. Doğru cevabımız burada B şıkkı olacak. Bireyin iş ortamında dürüst davranışlar sergilemesinde etkili olan özellikleri nelerdir demiş. Yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, ahlaki olgunluk düzeyi demiş arkadaşlarım. Doğru cevabımız D şıkkı olacak ahlaki olgunluk düzeyidir arkadaşlarım. Bakın ne kadar okumuş insan var değil mi? Ama şerefsiz yönden gideni olaraktan koşmaya devam ediyorlar. Demek ki neymiş? Önemli olan eğitim düzeyi yüksek olması değilmiş. Önemli olan cinsiyeti değilmiş, yaşı değilmiş arkadaşlarım. Önemli olan ahlaki olgunluktur. Ya adam kaç üniversite bitirmiş bakıyorsun yapmadığı nane yok. Ülkeyi soyup soğana çevirenleri saymıyorum bile. Anlatabiliyor muyum? Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlarım. Gelelim bir sonraki sorumuza. Yolda yapılması uygun olmayan sürücü davranışları sapkın sürücü davranışı olarak isimlendirilir. Aşağıdakilerden hangisi sapkın sürücü davranışı değildir demiş. Motivasyon, yanlışlıklar, hatalar, ihlaller demiş arkadaşlarım. Burada ihlaller kesinlikle sapkın sürücü davranışıdır. Yine hatalar aynı şekilde, yanlışlıklar aynı şekilde. Ancak motive olmak arkadaşlarım bizi ne yapar? Daha olumlu bir sürece yöneltir. Doğru cevabımız A şıkkı olacak burada. Aşağıdakilerden hangisi kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri değildir? Kaderci, kendine çok güvenen, kuralcı, bencil demiş arkadaşlarım. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Şimdi hocam buraları açıkla biraz diyeceğinize eminim. Kulağım çınlıyor çünkü arada. Şimdi arkadaşım kaderci ne demek? Atıyorum mesela kurban olduğum Rabbim zaten kaza verecekse bize verir demek. Basmak, asıldıkça asılmak. Sisli yoldasın yüzde gidiyorsun. Yakında pamuğu tıkarlar sana.
Devam ediyorum. İşte kendine çok güvenmek. Oğlum trafikte kendine güvenmeyeceksin. Sen kendine güvenebilirsin. Çok iyi bir şoför olabilirsin. Ancak karşıdaki adam çok iyi bir şoför olmayabilir. Bencil olmayacaksın arkadaşım. Anlaştık mı? Zaten onu saymıyorum bile. Doğru cevabımız C şıkkı, kuralcı olacak arkadaşlarım burada. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru aynı yıl içinde 2 defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerden aşağıdakilerden hangisi uygulanır demiş. Sürücü belgeleri süresiz olaraktan alınır, geriye alınır. Sürücü belgeleri 4 ay süreyle geri alınır. Sürücü belgeleri 6 ay süreyle geri alınır. Hiçbir işlem yapılmaz. Ah keşke D şıkkındaki gibi olsa değil mi? Maalesef arkadaşlarım. Doğru cevabımız burada B şıkkı olacak. 4 ay süreyle geriye alınır olacak arkadaşlar. Hangisi trafik cezasında asli kusur sebebi sayılmaz demiş. Bakın sayılmaz demiş. Arkadan çarpma, alkollü araç kullanmak, şeride tecavüz etmek, kavşaklarda geçiş önceliğine uymama. Doğru cevabımız arkadaşlarım. Biraz size abes gelebilir ama doğru cevabımız burada B şıkkı olacak. Alkollü araç kullanmak arkadaşlarım asli kusur sebebi sayılmıyor maalesef. Arkadan çarpma kesinlikle. Şeride tecavüz etme yani yanlışla gidip karşı şeride girersen geçmiş olsun asli kusurlusun. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama yine asli kusurlu yapar sizi. Doğru cevabımız B şıkkı alkollü araç kullanmak olacak arkadaşlarım. Ticari araçların teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. İlk bir yaş sonunda devamında yılda bir. İlk iki yaş sonunda devamında yılda bir. İlk üç yaş sonunda devamında her yılda bir. İlk üç yaş sonunda ve devamında üç yılda bir demiş arkadaşlarım. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Değerli arkadaşlarım biz ticari araçlarımızı her yıl muayene ettiririz. Her yıl muayenesi zorunludur arkadaşlarım. Tüv Türk'ü zengin etmeden olmuyor. Hele hele şu sıralar zaten iyice arttı fiyatları. Herhalde böyle gittiğimiz zaman Tüv Türk'e don atlet çıkacağız bundan sonra. Kamyoncular falan böyle olacak. Bu iş onu gösteriyor. Doğru cevap A şıkkı arkadaşlarım burada. Yetkililerce araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten anı konulmasına ne denir? Trafik suçu, trafik terörü, trafik kusuru ve trafikten men şıklarda verilmiş. Basit bir soru hepiniz bildiğinize eminim. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlarım. Trafikten men olacak. Aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin ulaşımla ilgili sevk ve idarede görevi yoktur demiş arkadaşlarım. Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı. Doğru cevabımız arkadaşlarım C şıkkı Milli Eğitim Bakanlığı olacak demiş. Geçenlerde arkadaşım bir tanesi. Ancak maalesef arkadaşlarım C şıkkı olmaz. Çünkü C şıkkı şu anda sizin yaptığınız şeyi yapıyor değil mi? Ulaşımla ilgili idarede görevi var arkadaşlarım. Doğru cevabımız D şıkkı olacak burada. Adalet Bakanlığı'nın daha çok ondan sonra diyelim ki kaza yaptın. Bir pamuklama işlemi gerçekleşti. Yani birinin ölmesine sebebiyet verdin Allah göstermesin. Herhangi böyle bir şey gerçekleşti. O zaman devreye girer arkadaşlarım. Diğerleri ise görevi vardır. Doğru cevap D şıkkı olacaktır. Karayolları Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi sahiplerinin yurt içi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre gönderen taraftan düzenlenmiş sevk irsaliyesini nerede bulundurma zorunludur demiş. İş yerlerinde taşıtlarında yükle beraber gönderen de alıcı da demiş. Arkadaşlarım tabii ki de doğru cevabımız B şıkkı olacak. Bunu da tahmin edebiliyorsunuzdur. Ya evde hani ehliyet evde unutmakla aynı şey bu. Evde koyduktan sonra ne anlamı var veya da şirkette koyduktan sonra bir anlamı yok. Doğru cevap B şıkkıdır. Taşıtlarını beraber yükle götürmek zorundadırlar. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresini haftada kaç defa en az 9 saatte indirebilir? 1, 2, 3 ve 4 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız Allah'ın hakkı 3'tür. C şıkkı olacak değerli arkadaşlarım.
Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı karayolları taşıma kanunu kapsamının içerisinde yer alır? Resmi taşıtlarla bunların römorklarıyla yapılan ticari olmayan taşımalar, naklen yayın aracı, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla bunların römorklarıyla yapılan taşımalar, taşıma işleri komisyoncuları. Doğru cevabımız arkadaşlarım D şıkkı olacak burada. Hızı 60 km olan bir aracın kuru havada ve yeterli görüş mesafesine sahip durumdayken güvenli takip mesafesi hangisidir? 20, 30, 40, 50 şıklarda verilmiş. Hesaplamayı biliyoruz değil mi arkadaşlarım? Doğru cevap B şıkkı olacak. Nasıl hesaplıyorduk bunu? 60'ı 2'ye bölüyoruz arkadaşlarım. Doğru mu? 60 bölü 2. Doğru cevap B şıkkı olacak. 30 değerli arkadaşlarım. Kilometremizin yarısı kadar takip mesafesi bırakmamız gerekiyor. Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir demiş. Klimanın açılması, koltuğun ayarlanması, aynaların ayarlanması, emniyet kemerinin takılması. Bakın arkadaşlarım bize ne demiş? Aracı kullanmaya başlamadan önce demiş. Şunların hepsi arkadaşlarım yapılması gereken. Ancak klimayı çalıştırmışsanız zaten aracı çalıştırmışsın demektir. O yüzden A şıkkı olacak cevap. Aşağıdakilerden hangisi yük bilgilerinin yer aldığı evraktır? Yük bilgilerinden kastımız işte ağırlığının, kap adetinin vesaire bunların bulunduğu evrağı sormuş bize değerli arkadaşlarım. Aracın ruhsatı, taşıma evrakı, pasaport ve tescil belgesi şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız B şıkkı taşıma evrakı olacak arkadaşlarım. Devam ki. Aşağıdakilerden hangisi yolculuk öncesi sürüş hazırlığı yaparken dikkat edilmesi gerekenler arasında değildir demiş. Lastik kontrollerinin yapılması, aracın motor suyu veya yağ kontrollerinin yapılması, aracın far ve sinyal kontrollerinin yapılması, aracın bagaj kontrolünün yapılarak gereksiz malzemelerin temizlenmesi demiş. Doğru cevabımız burada D şıkkı olacak arkadaşlarım. Geri kalanı yapılması gerekenlerdir. Lastikteki topuğun görevi nedir demiş arkadaşlarım. Aracın janta dokunmasını ve sabitlemesini sağlar. Özür dilerim. Aracın janta oturmasını ve sabitlenmesini sağlar. Yere tutunmayı sağlar. Yanal kuvvetleri dengeler. Lastik hava basıncını azaltır. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlarım. Aracın janta oturmasını ve sabitlemesini sağlar. İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi aracın içinin fiziksel kontrolünü yapmak işler arasında yer almaz demiş. Sürücü koltuğu kontrol edilir. Aracın dış temizliği kontrolü, dikiz aynası kontrolü yapılır. Aracın içinin uygun malzemeler ile siler, temizler ve temizlenmesini sağlar demiş arkadaşlarım. Bize ne demiş? Aracın içinin fiziksel kontrolünü yapmak demiş. Aracın içi dediğine göre arkadaşlar B şıkkı aracın dışıdır. Doğru mu? Doğru cevap B şıkkı olacak. Yani dakma dişleriyle nenemi getirsen bu soruyu yine yapar. Yani aslında geçmek kolay arkadaşlarım sınavı. Yeter ki korkmayın, panik yapmayın ve mantık çerçevesinde düşünün. Yani soruların en azından mantık çerçevesinde düşünerek bana kalırsa %70'ini yapmak çok basit arkadaşlarım. O kadar söyleyeyim. Biraz da bilginiz olduğunu zaten yaparsınız. Kullanacağı araçla ilgili olarak iş organizasyonu yapmakla sorumlu olan şoförün aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmak zorunda değildir demiş. İş öncesi hazırlıkları yapmak, belge kontrolü yapmak, aracın periyodik bakımını yapmak yaptırmak, aracın gider maliyetini hesaplamak. Doğru cevabımız değerli arkadaşlarım burada D şıkkı. Gidin bunu muhasebeciye yaptırın arkadaşlarım. Kendiniz bununla uğraşmıyorsunuz. Doğru cevap D şıkkı olacak. İş kazaları hangi iki faktörün bir araya gelmesi sonucu oluşur? Tehlikeli durum uygunsuzluk, tehlikeli durum bilgisizlik, tehlikeli hareket bilgisizlik, tehlikeli hareket tehlikeli durum demiş arkadaşlarım. Vallahi hepsi de birbirine uyuyor gibi ama doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlarım. Tehlikeli hareket, tehlikeli durum.
Tehlikeli madde taşıyan aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir? 30 verilmiş, 50 verilmiş, 70 verilmiş ve 80 verilmiş arkadaşlarım. Doğru cevabımız arkadaşlarım şehir içi dediği için A şıkkı 30 kilometre hızla gitmesi gerekir arkadaşlarım. Burada videomuz son buluyor. Umarım faydalı bir video olmuştur değerli arkadaşlarım. Sizlerden ricamız lütfen bizi beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın arkadaşlarım. Yine Instagram'dan da sorularımızı paylaşıyoruz arkadaşlarım. Buradan da bizleri takip edip buradaki soruları çözebilirsiniz. Sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. İyi sürüşler.